Dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Orhan Tümerken. Arkadaşlar buradaki amacımız hepimizin internetten para kazanması. Ama yapmış olduğumuz hatalardan birkaçı benim dikkatimi çekti. Ya dedim benim takipçilerim böyle bir hata yapamaz. Abi video yapıyorsunuz. Videoda kullanmış olduğunuz fotoğrafların görüntü kalitesi bildiğiniz tost makinesinden çekilme gibi. Bu kadar kötü bir görüntü kalitesi olamaz ya. Ya buna biraz dikkat edin. Oğlum siz bir şey düşünsenize. Bir pasta yapıyorsunuz ama pastanın üstüne gidip krem şant yerine direkt yumurtayı kırıyorsunuz. Şeker yerine tuz kullanıyorsunuz. Yer misin o pastayı? Yemezsin tabii ki de. Bu video da böyle. Şimdi bu adam bu videoyu izlemesi için bu videoyu içinde durması lazım. Hoşuna gitmesi lazım. Video gidip hani eli kolu kaymış durumda olursa, video yamuk yuluk olursa kimse izlemez bu videoyu. Ondan dolayı internetten en doğru şekilde HD fotoğrafları nasıl bulacağımızı göstereceğim. Ve fotoğrafları ve videoları nasıl HD'ye dönüştürebileceğimizi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar bu çok önemli bir ders. Bakın bu dersi kaçırmayın. Bunu tekrar tekrar izleyin. Bu vereceğim siteleri de alta koydum ben. Oradan da girebilirsiniz. Bakın çok önemli bunlar. Bunları tıklayın. Bunlarla iş yapın. Bak içerik üretiyorsunuz. İçeriğinizin kötü olmaması lazım. Oğlum ben ayda bir sürü para kazanırken sizin de kazanmanız lazım. Haydi o zaman başlayalım. Arkadaşlar şimdi internette bir fotoğraf aramamız gerekiyor. Ne fotoğrafı bulmamız lazım? İnternetten bir fotoğraf bulalım. Mesela doğa manzarası. Mesela doğa manzarası. Doğa yazalım bir internete. Doğa ile ilgili bir sürü gölge çıktı arkadaşlar. Görsellere tıkladığımızda bakın şimdi bir sürü doğa fotoğrafı. Şimdi bunların üstüne ben tıkladığımda sizin yapmış olduğunuz en önemli hata direkt fotoğrafı buraya gelip resmin farklı kaydetleyip direkt masa üstünüze kaydediyorsunuz. Çok büyük hata. Bu şekilde kaydederseniz ne olur biliyor musunuz? Bakın bu şekilde kaydettim ben. Bir de bunun üstüne tıklayıp şu şekilde kaydettim. Fotoğrafların arasındaki farkı şimdi sizlere göstereyim. Bakın açmadan kaydettiğim fotoğraf böyle oldu ve yakınlaştırıyorum. Görüntü kalitesi tost makinesi. Açarak yapmış olduğum, indirmiş olduğum fotoğrafa bakın. Görüntü kalitesi üst seviye. Bakın bu fotoğrafları bulmanız çok önemli yapacağınız videolarda. Diğer ise Google'ın araçlarını kullanın abi. Araçlara tıklayın. Bakın burada boyut diyor. Şimdi siz burada boyutu seçmeniz lazım. Büyük derseniz en kaliteli fotoğrafları çıkartır doğayla ilgili. Mesela bakın. Görüyorsunuz mu? 4K. Abi Full HD. Yani bakın bunların hepsi şu an en iyi kalitede. Ben sizden en iyi kaliteyi istiyorum. En dandik kaliteyi istemiyorum. Yani böyle video yapılmaz. Yapacak olduğunuz videonun görüntü kalitesini bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi bakın büyük dedim. Büyükte de güzeller çıktı. Daha sonradan şimdi gidelim. İlk başta bizim indirmiş olduğumuz dandik bir resim vardı. Gördünüz ya şöyle bir resmimiz vardı. Bu da dandik olanıydı. Şimdi bu resmin görüntü kalitesini arttırmamız gerekiyor. Düşünsenize böyle bir indirdik. Başka fotoğraf yok. Bu kadar bulanık bir fotoğraf. Bunu en iyi şekilde düzeltecek olan yapay zekalar var. Bunlardan birkaçını sizlere göstermek istiyorum. I Love Image diye bir site var. Burada günlük bir tane ya da iki tane yapmanıza izin veriyor. Daha sonradan da yapmak isterseniz de interneti açık kapı yapın. IP'niz yenilensin ya da VPN açın, yine iki tane daha yapabilirsiniz. Bu bilgiyi verdiğimi sakın çaktırmayın. Görüntüyü seç diyorum. Evet, indirmiş olduğum fotoğrafı bu şekilde attım. Şimdi bana diyor ki görüntü kalitesini ne kadar arttırmam gerektiğini soracak. Bakın şimdi bu yüklensin. 2x mi 4x mi? Baksanıza bir 2x'te bile nasıl fotoğrafın görüntüsündeki bulanıklığı sildi. Bakın. Ya... Şimdi ben bir de bunu 4x dersem ne olur biliyor musunuz mu? Aman ya Rabbi olur. Full artı full HD olur. Bakalım şimdi. Ve abi işte görüyorsunuz ne kadar kaliteli bir iş çıkardığını. Şuna bakın. Fotoğrafımız bu haldeydi ve bu hale getirdik. Yani aradaki farkı şöyle görün. Burada yapacağınız işlemler çok önemli. Kaliteyi arttır dediğimde benim için fotoğrafı hemen 10 saniyede verecek dışarıya. Hemen resmi indir diyorum. Bakın. Ve indirdik. Ve bizim için buraya indirdi. Hemen açıyorum. Hoppa işte. Kalitesi arttırılmış olan fotoğrafımıza bakın, yakınlaşabiliyorum bile. Bu çok iyi bir şey. Çünkü videonun kalitesi ne kadar iyi olursa videonuz YouTube tarafından o kadar ya da TikTok tarafından o kadar ön plana çıkar. Bunu unutmayın. Sırada ise başka bir site göstereceğim. Remini. Ya bu arada arkadaşlar gerçekten beni izleyen çok gereksiz, çok böyle kişiliksiz insanların olduğunu fark ettim. Ya oğlum ben... Bir şey demiyorum lan artık, küfür mü etsem ne etsem bilemedim, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Biri benim hikaye değişime takmış, hikaye demişim. İlk başta sen hikaye demesini öğren, ondan sonra video çek. Ulan dal kafalı.
Ben sana burada öğrenmiş olduğum bir bilgiyi seninle ücretsiz paylaşıyorum. Millet sana bu bilgiyi vermek için 4000 lira 5000 lira para alırken ben sana bedavaya veriyorum. Ve benim sayemde insanlar şu an o kedi videolarından 3-4 milyon abone kastılar. Ve adam benim hikaye değişime taktı. Ulan sen bir bok olmazsın. Sen anca olduğun yerde sayarsın. YouTube'dan da hiçbir şey başaramazsın. Boşuna uğraşma burada. Yürü git bu platformdan. Açık ve net konuşurum. Adamın canını sıkmasınlar. Her neyse şimdi konumuza geri dönelim. Şimdi arkadaşlar geldik diğer bir sitemize. Burada da aynı şekilde ücretsiz belli bir standartı var. Sayfayı yenileyerek ya da maili değiştirerek yine ücretsiz kullanabilirsiniz. Dosya seç diyorum. Yine aynı fotoğrafı aldım içine attım. Ve dosya bizim için genişletiliyor diyor. Hemen bekleyelim. Sonraki ve bitiş. Bitti. Abi bakın. Bu şekilde fotoğraf bu şekildeydi. Bu şekilde bizim için düzeltti. Tabii ki de bunun kalitesi daha iyiydi. Bir önceki yapmış olduğumuz sitenin kalitesi bana göre daha iyiydi. Ama Remini'nin şu özelliği çok hoşuma gidiyor. Bu Remini aynı şekilde fotoğraf yerine video attığınızda videoyu çok kaliteli yapıyor arkadaşlar. Bence bu Remini'yi siz fotoğraf olarak değil de video olarak kullanmanız tavsiye ederim. Diğer ise kullanabileceğimiz bir yer CapCut'ın kendi sitesi arkadaşlar. CapCut kredi kartı gerekmez diyor. Bedava yani. CapCut'ta fotoğrafları ya da videoyu bakın bu şekilde 4K'ya arttırabiliyorsunuz. Şimdi nasıl yapacağız onu bir bakalım. CapCut'ı aç diyor. Buradan ekran boyutunu ayarlıyorsunuz. Onaylayalım hemen. Şimdi fotoğraflara geliyorum. Buradan oğlum yapay zeka istemiyorum ben. Yükle'ye tıklıyorum arkadaşlar buradan. Yükle'ye tıkladıktan sonra internetten herhangi bir fotoğrafımızı alabiliriz. Mesela burada bizim kaydetmiş olduğumuz bir fotoğrafımız vardı. Bunu hemen bizim için yükleyelim. CapCut'ın kendi sitesinde. Ben bunların linkini sizlerle paylaşacağım. Ve yüklendi. Bunu alıp buraya atabiliriz abi. Burada akıllı araçlar var. Bakın görüyorsunuz mu? Akıllı araçlar. Buradan resim ölçeklendiriciye tıklarsak bizim için burada şimdi soruyor. Aynı öteki sitedeki gibi. 2x ya da 4x. Ben 4x'e basıyorum ve bizim için bakın şimdi ne yapacak? İzleyin abi. Ve görüyorsunuz oğlum ne kadar iyi yaptı şunun. Şunun netliğine baksanıza. Yemin ediyorum var ya CapCut. Bak buradaki efektlere kadar vermiş. En iyisini yapan bence CapCut oldu. Ve bunda daha fazla kullanma süreniz var. Daha fazla bedava şansınız var. CapCut'ta yaklaşık olarak bir 15-20 tane günlük sınır veriyor. Abi manyak ya bu CapCut kendini çok iyi geliştirdi. Tebrik ediyorum CapCut'ı bu arada. Yani ben bu kadar geliştireceğini zannetmiyordum. Tabii ki de bir After Effects, bir Premiere Pro ya da bir Sony Vegas'ın yerini çok zor alması. Ama biz yeni çıkan YouTuber'lar, amatörler için gerçekten de çok iyi işler yaptı. Bakın bu kaliteyi görüyorsunuz. Dışa aktar dediğimde ise PNG olarak mı normal indir mi? İndir diyorum hemen. Ve kaydettim abi. Yani CapCut'ın şu görüntü kalitesine bakar mısınız? I Love Image'in görüntü kalitesi. Abi CapCut'ınki daha bakın. Daha keskin hatlar var CapCut'ta. Ve diğerinkini hiç koymaya gerek yok. Onlar yarışamaz. Bu işte CapCut daha iyi. Aynı şekilde aynı yerleri arkadaşlar videolarınızı atıp videonuzun görüntü kalitesini de arttırabilirsiniz. Kötü bir videonuz var ise. Biraz uzun sürüyor videonun görüntü kalitesini arttırmak. Yaklaşık olarak bir belki yarım saat kadar sürebilir videonun uzunluğuna göre. Ama bu şekilde arttırabilirsiniz. Bugün de sizler için böyle kısa bir bilgi paylaşmak istedim. Bu umarım işinize yarar. Çünkü yaraması gereken bir şey. Videoları çok böyle leş yapmayın abi. Görüntü kalitesini çok iyi yapın. Sizden tek isteğim bu. Görüntü kalitesini kötü yapmayın. Ondan sonra neden izlenmiyorum diyorsunuz. Her şeyin insanlar artık düşünsenize ya bir MrBeast örnek alın. Adamın yapmış olduğu YouTube tarihinde yani şu an Türkiye'deki hiçbir dizide bir Lamborghini'yi yakacak kadar affedersin Toto yok. Yani adam o kadar daha iyi kaliteli işler yapıyor ve siz de oturduğunuz yerden daha kaliteli işler yapın ve başarın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma bir abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz abonem çok yavaş ilerliyor. Biraz daha şöyle bir ilerleyelim yüksek abonelere gelelim. Video like atıp bana desteğiniz için yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.